Soruyorum programından hepinize mutlu akşamlar diliyorum sevgili izleyiciler. Daha önceden de duyurduğumuz gibi kıymetli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Hiç vakit kaybetmeden ben kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. Erzurum Barosu Başkanı Avukat Sayın Talat Göğe Bakan stüdyo konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum size. Evet, vakit kıymetli. Hemen sorularla başlayalım istiyorum. Öncelikle hukukçu kimliğinizle geçeceğim avukatların sorunlarına, sıkıntılarına ama önce bir genel gündemi değerlendirelim istiyorum. Tabii ki hukuki anlamda. Türkiye'de sanki bana mı öyle geliyor bilmiyorum ama yargıya olan güven bir hayli azalmış durumda. Tabiri caizse yargıda bir erozyon yaşanıyormuş gibi geliyor. Bunu neye bağlarsınız? Siz de böyle değerlendiriyor musunuz? Neler söyleyeceksiniz efendim? Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Tabii başlamadan evvel hem izleyicilerimizin hem sizin Mevlid Kandilinizi kutluyorum. Teşekkür ederiz. Cumhuriyetimizin 97. yılı Cumhuriyet Bayramı'nı da tebrik ediyoruz. Kutluyorum. Evet, buyurun. Tabii evet, Türkiye'de yani barolar ve avukatlar olarak bir sırada gündemimiz tabii iptal edilen seçimlerimiz. Hı hı. Yani bu seçimlerin iptali elbette seçimlere 24 saatten daha az bir zaman kala iptal edildiği için ciddi bir tartışma yarattı. Tartışmaların nedenlerinden bir başkası da baro seçimleri iptal edilirken diğer sivil toplum örgütlerinin, meslek örgütlerinin ve siyasi parti genel kurullarının seçimlerinin iptal edilmemesiydi. Haklı olarak biz buna hem barolar hem avukatlar olarak haklı bir tepki gösterdik. Eğer pandemi açısından mutlaka iptali gerekliyse diğerlerini de iptal edilebilirdi. Gerekli değilse niye sadece barolar diye ciddi bir tartışma çıktı. Hala gündemimizde bu var. Çünkü seçimi de tam olarak ne zaman yapabileceğimiz belli değil değil mi? Belli değil. Evet. Şöyle, seçim kurulu bizim seçimimizi iptal ederken 2 Aralık'tan sonra başvurulması diye bir ibare geçti genelgeye göre. Şimdi biz seçim kararı aldık, henüz duyurmadık ama Aralık ayına. Eğer seçim kurulu dönüp bize bir de 2 Aralık'tan sonra başvurun derse, mesela Ocak ayına sarkacak bizim seçimlerimiz. Dolayısıyla bir belirsizlik var. Bu da şu an baroların, avukatların en önemli gündemlerinden birisi. Bir başka son zamanlarda meşgul eden gündemi, hukukçuların gündemini, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Anayasa Mahkemesi kararına uymaması. Buna karşılık Sayın Adalet Bakanı da, Sayın Meclis Başkanı da mahkemenin uyması gerekirdi yönünde açıklamaları da var. Bütün hukuk dünyası aynı kanaatte. Çünkü anayasanın hükmü çok açık. Anayasa Mahkemesi kararları yürütmeyi, yargıyı, yasamayı, tüm gerçek ve güzel kişileri, kısacası her şeyi bağlar. Buna rağmen bu çok ciddi bir tartışma yarattı. Bu onun dışında bizim her zaman kendi içerimizde sürekli gündemde olan, en baş sıralarda olan sorunlarımız var. Dilerseniz bunu program akışı içerisinde değerlendirmiş olalım. Peki efendim, Erzurum'da kuşkusuz Türkiye genelinde birçok avukatın henüz çözülmemiş, çözüm bekleyen sorunları var. Barolarda meslek örgütleri dolayısıyla bu sorunları gündeme getirmekle, çözüm aramakla mükellefler. Bu noktada hemen başlayalım istiyorum. Özellikle stajyer avukatlar programın duyurusunu yaptığımızda bize çok ulaştılar. Dediler ki biz staj yaptığımız süre içerisinde herhangi bir ücret almıyoruz ve biz 6 ay olmak üzere 2 dilim çalışıyoruz. Herhangi bir ücret de almıyoruz. Evet. Başka bir işte de çalışamıyoruz o işi yaptığımız için. Kanun da ona müsaade etmiyor. Dolayısıyla mağdur oluyoruz dediler. Bunu Sayın Başkan'a sorar mısın dediler. O nasıl, ne düşünür bu konuda? Baroların bu anlamda bir düzenleme yapılması noktasında Barolar Birliği'nin bir çalışması var mıdır? Buyurun efendim.
Çok teşekkür ediyorum. Yani biz de evet gündemi çok meşgul eden, bizim de çok fazla tartıştığımız sorunlardan birisi. Şimdi avukatlarımız, stajyer avukatlarımızın süreleri 1 yıl. Bunun 6 ayını adliyede, 6 ayını da avukat yanında yaparlar. Yasal olarak bir başka iş yapmaları yasak. Barolar Birliği sadece gelir olarak bir staj kredileri vardır. Miktarını burada açıklamayayım. Bir staj kredileri vardır. Daha sonra geri ödeme kaydıyla bir staj kredileri vardır. Onun dışında yasal olarak bir sigorta veya bir maaş zorunluluğu yoktur. Sadece bu sorun değil. Yani biz artık sayı o kadar fazla ki stajyer avukatlarımıza yanında staj yapabileceği avukat bulmakta zorlanıyoruz. Çünkü bu hukuk fakülteleri sayısı yüzünden her staj avukatımıza bir stajyer versek bile sayı dolduramıyoruz. Şu an bizim Erzurum Barosu'ndaki avukatların yarısının ruhsatını ben verdim. Yarısını. Şimdi o kalan yarısı, çünkü 5 yılın üzerindeki kıdeme sahip bir avukat yanında yasaya göre staj yapabilirsiniz. 5 yılı doldurmamışsa staj yapamazsınız, stajyer de veremezsiniz. Şimdi bizde 5 yılı doldurmuş avukat sayısı zaten sınırlı. Çünkü yarıdan fazlası 5 yılın altında genç. Bunu bile bulmakta zorlanıyoruz. Bunu defalarca Adalet Bakanlığı nezdinde, siyasiler nezdinde ve Barolar Birliği'nde doğal olarak kendi içimizde baro başkanları toplantısında çok fazla gündeme getirdik. Hem bir kredi hem bir gelire sahip olmaları açısından. Fakat henüz siyaset kurumuyla bu konuda anlaşabilmiş değiliz. Fakat çalışmalar devam ediyor. Hakikaten çok önemsediğimiz bir konu. Evet. Çok önemsediğimiz yani bunu bir konu. Düzeltebilmek adına yasal bir düzenleme gerekiyor. Yasal düzenleme gerektiği için zaten siyaset kurumuyla birlikte çalışma gereği, onları ikna etme gereği doğuyor. Şu ana kadar ciddi mesafeler kat edildi ama henüz sonuç aldığımız söylenemez. Evet, siyaset kurumu daha çok sanki çoklu baro üzerine yoğunlaşmış durumda bu aralar. Yani aslında niye yoğunlaştık? Peki bu konuda da fikrinizi almak isterim. Siyasi saikle meslek örgütü kurmak ne derece hukuka hizmet edecek? Siz nasıl bakıyorsunuz bu çoklu baro işine? Çoklu baroya... Siz Ankara'ya da gittiniz. Eylemlere de katılanlar. Evet, tamamında vardım. Şimdi öyle garip ki çoklu baro işte. O zaman 80 baroydu. Sonra 81.si kuruldu. Şimdi Bayburt'ta kurulunca 81 baro. Tamamı karşı. Ya bir tane. Bir tek baro olsun, mesela çoklu barodan yana bir tavır koymaz mı? Tamamı karşı. Çünkü hakikaten siyasi sahiplerle ya da başka gerekçelerle ortaya konmuş bir projeydi. O yüzden bütün hukuk dünyası, sadece barolar değil, hem avukatlar, hem barolar, hem diğer hukukla ilgili sivil toplum kuruluşları, diğer örgütler tamamı karşı çıktı. Çünkü bunun verebileceği hiçbir şey yok. Ne yargıya, ne Türkiye'ye, ne avukatlara. Verebileceği hiçbir şey yok. Biz de çok şaşırdık. Niye bu kadar ısrar edildi? Şimdi kurulmakta da zorlanıyor. Evet, belki de bu seçimlerin iptal edilmesi biraz da o anlamda zaman yani kazandırma. Çok faydası yok. Yani çok faydası olacağını da sanmıyorum. İstanbul'da kuruldu. Sanırım Ankara'da yani biraz sayıya yaklaşıldı, daha tamamlanamadı ama yani hiçbir şey anlayabilmiş değiliz. Zaten bize sorduklarında çoklu baro hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiç konuşmaya değer bulmuyoruz. Zinhar karşıyız. Konuşulacak bir yanı da yok deyip kapatıyoruz. Hakikaten böyle. Niye yapıldığını anlayabilmiş değiliz. Evet. Bir de mesela neye göre avukatlar baro tercihi yapacak? Mesela Erzurum için zor rakamsal olarak ama örnek olması adına söylüyorum. Mesela 3 tane baro oluştu diyelim. Evet. Yani işte atıyorum A siyasi görüşüne sahip olanlar A barosuna, B siyasi öyle görüşe. Yani, peki o barolar mesela cumhur avukatları atanıyor. Yani neye göre
bu dağılım yapılacak. Yani bir, olabilir belki çoklu baro ama evet. Öncesinde bunun sistemsel olarak altyapısının çok iyi hazırlanması gerekiyor diye düşünüyorum ama bunlar aşağılar. Yani bu adli yardım, işte CMK görevlendirmeleri falan bunlar açılabilir. O şey değil ama hiç gerek yoktu. Aynen biraz önce sizin söylediğiniz gibi. Yani birden etnisiteye göre bir yapılanma, işte mezhebe göre bir yapılanma, işte sol grupların fraksiyonlarına göre bir yapılanmanın önünü açarsınız. Yani bir taraftan işte DHKPC, bir taraftan işte HDP'nin, işte belki daha uç örgütlerin etkisinde bir yapılanmanın önünü açarsınız. Bunun hukuk dünyasına katacağı bir şey var mı? Hayır, yok. Ama çok fazla zararı olabilir. En azından teorik olarak biz şimdilik böyle görüyoruz. Ya bu yapılanmalar da... Mesela örnek olması açısından, mesela siz de Erzurum'da baro başkanısınız. Evet. Size kayıtlı kaç üye var? 600 üye. O 600 üyenin 600'ü de aynı fikre sahip değil. Sağcısı vardır, solcusu elbette, vardır, elbette, Alevisi vardır, elbette, Sünnisi vardır, elbette, Kürdü vardır, elbette, Türkü elbette, vardır, elbette, Lazı vardır. Elbette. Mesela hiç böyle ya biz ayrı baro istiyoruz, biz de sizle anlaşamıyoruz. Bir tek kişi görmedim. Yani hiç yaşandı mı böyle bir şey? Bir tek avukatımızı görmedim. Yani çoklu baroyu istiyorum diyen, biz de çoklu baro isteriz diyen bir tek avukatımızı görmedim. Kaldı ki yani bizim durumumuzdaki barolar için söylüyorum. Eğer herkese eşit mesafede değilseniz ya da eşit uzaklıkta, eşit yakınlıkta değilseniz zaten baro başkanlığını kazanamazsınız. Yani bir etnisite üzerinden, mezhep üzerinden, siyasal parti üzerinden giderseniz zaten kazanma şansınız yok. Yani biraz merkezde olmanız lazım. Evet. Ama onunla o merkez örseleniyor, uçlar çıkarılıyor. Evet. Ki ileride çıkacaktır da yani bu uçlar. Evet. Tekrar biz meslektaşlarınızın sorunlarına evet. dönelim. Aslında Türkiye'nin genel sorunlarından birisi de hukuk fakültelerinde verilen eğitim. Evet. Şimdi program öncesi kısa bir araştırma yaptım. Bugün itibariyle ülkemizde 39'u devlet, 35'i vakıf olmak üzere. Toplam 74 üniversitede aktif hukuk fakülteleri mevcut. Kuzey Kıbrıs'ı da eklersek 83'e çıkıyor ki denkliği var. Kuzey evet. Kıbrıs'a da gidebiliyor insanlar. 2019 kontenjanlarına göre 16.340 öğrenci alıyorlar. 2019'da yerleşen öğrenci 15.720, yani neredeyse tamamı dolmuş durumda. Evet. Peki buna karşı akademik tablo nedir? Yani yeterli akademisyen var mıdır diye baktığımda şöyle düşüyor. Hoca başına 40 öğrenci. Yani topladığınızda, rakamlara boğmak istemiyorum izleyicilerimizi. Bir hocaya 40 öğrenci düşüyor. Tabii ama yani bu rakamlar belki bu işin niceliğini anlatıyor ama evet. nitelik anlamında da yeterli değil. Yani işte profesörünü, doçentini, asistanlarını çıkarırsanız bu işin 1000 tane doçent ve profesör var bu işin eğitimini veren. Hukuk fakültelerinde verilen eğitimi nasıl değerlendirir Talat Göğebakan? Buyurun efendim. Yani hepsi için elbette bunu söyleyemeyiz ama ortada bir felaket. Bakın not almışım. Bugün 22 hukuk fakültesinin dekanı hukukçu değilmiş. Evet. Onu da eklemiş. Onun alt başlıkları da var aslında evet. onun açılımının. Yani hukukçu değil ama alanları çok garip olan, hakikaten yadırgayabileceğimiz... Ben mesela Güzel Sanatlar mezunuyum. Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunuyum. Bizim dekanımız da ben okuduğum yıllarda Ziraat Fakültesi'nde profesördü. Hatta bir tartışmamızda ben hocaya, hocam oyuncu patates değil, oynadıkça bu işi evet. öğrenecek diye de birbirimizle çatıştığımız olmuştur ya. Buyurun efendim. Bizde de aynı durum var. Şimdi bir profesöre işte... ya da bir öğretim üyesine 40 öğrenci düşüyor. Daha çarpıcı bir örnek, hukuk fakültesi başına düşen profesör sayısı 1'in altında. Yani bu şu demek, hiç profesörü olmayan hukuk fakülteleri var. Yeah. Hiç profesörü olmayan hukuk fakülteleri var. Şimdi bu hukuk fakülteleri hakikaten çok ciddi bir sorun. Bu yüzden biz ya eğitimlerini falan hiç konuşmuyorum.
Hakikaten orada da bir felaket durum var. Öğrenci seçimlerinde de sıkıntı var. Çünkü 500 bin, ilk 500 bin, ilk 300 bin, ondan sonra Barolar Birliği'nin de ciddi baskısıyla baroların 190 bin. Bu yıl ilk 125 bine girme şartı getirildi ve çok ciddi sayıda, hatta ben şuradan size bazı şeyler de verebilirim. Yani bu ilk 125 bine girme şartı getirildiği için YÖK tarafından. Bizim en büyük sorunumuz zaten hukuk fakülteleriyle başlıyor. Evet. Çok mezun veriliyor. Çok fazla, çok fazla. Yani neredeyse giren herkes mezun oluyor. Yani şunu bulabilirsem, bu 225 bin şartı getirildikten sonra 100 kontenjanı olan özellikle özeller. Devletlerde sorun yok. Devlet hepsini doldurabiliyor. Bütün o 39 üniversite dediniz ya devletin. Bunları doldurabiliyorlar. Vakıflarla ilgili ciddi sorunlar var. Bu ilk 125 bine girme şartı getirildikten sonra özellikle İstanbul'da 100 kontenjanı olan hukuk fakülteleri 5 kişi alabildi. Çünkü ilk 125 bine giden sayısı çok az. Onların bölümü devleti zaten büyük bölümü tercih etti. Şey falan saymıyorum tabii, Galatasaray, Bilkent, bu sıra dışı olanlar. Bunları saymıyorum ama geri kalan da çok ciddi sıkıntılar oldu. Bu birinci yargı reform paketiyle başlayan bir süreç. Yani bu ilk 125 bin, şimdi Adalet Bakanlığı YÖK'e talepte bulundu, ilk 100 bine düşürüldü. Şimdi stajdan sonra da bir sınav getirildi değil mi? Önce. Bu stajdan önce. Evet, şimdi 2020-2021 üniversite sınavları için 100 bin şartı şimdi YÖK'e sunuldu. Yani 125 ile daha aşağı çekiliyor. Hatta ben bir önerim vardı. İlk 50 bini alın, sınavı kaldırın. İlk 50 bini alın. Çünkü ilk 50 bini aldığınızda bu üniversitelerin yarısı kapanmak zorunda. Yarısı kapanıyor. Kalan yarısı da çok iyi eğitim vermek zorunda. Çünkü çok iyi öğrenciyi seçiyorsunuz. İyi öğrenciler seçmek durumunda kalıyorsunuz. Biz bunu bir türlü şu ana kadar aşamadık ama başladı bu süreç. Yani bu yıl başladı. Demin de biraz önce söylediğim gibi ciddi oranda artık kontenjanları boş. Bunlar bir yıl dayanabilirler, iki yıl dayanabilirler. Ama bu öğrenci gelmeyince bunlar fakültelerini kapatmak zorunda kalacaklar. Ve şu an bizim en büyük sorunumuz bu. Hukuk fakülteleri ve bu yüzden artan sayı. Evet, mesela ben inceledim. Birçok fakültede son derece önemli olan aslında bireyin hayata bakış açısını etkileyebilecek mesleki anlamda. İşte hukuk felsefesi, hukuk sosyolojisi, edebiyat, mantık, okuduğunu anlama, tablo, ne bileyim yani ekonomik tabloların okunması bile aslında başlı başına bir hukukçu da olması gereken. Birçok üniversitede bu tarz dersler bile verilemiyor ne yazık ki. Vallahi ben sanırım hukuk tarihi dersinden kalmıştım. İstanbul Hukuk Fakültesi'nde. Ben hukuk tarihi dersinden kalmıştım. Öyle çok işte boş, beleş ders gözüyle bakılmazdı. Ciddi olarak yüklenilirdi. Bunlar tabii müfredatları da artık biraz daha denetlenebilir duruma gelmeye başladı. Bizim için niye sayı bu kadar önemli? Hukuk fakültelerinin hem eğitimlerinin kötü olması hem sayı sınırlaması olmaması. Şimdi şu an Erzurum Barosu'nun avukat sayısı 635 sanırım, 34. Rakam da çok fazla yani. Stajyer sayımız 170. Sadece geçen seçimden bu seçime kadar gelen avukat sayısı yaklaşık 160. Bakın yani birden 170'i de birden, eklerseniz 830. Yani neredeyse 900'e çıkacak. %20-25 aralığıyla artıyoruz. %20-25. Peki buna karşı bu kadar avukat işte 678, 170 daha geliyor stajyer. 700-830 civarında, 40 civarında bir avukat olacak. Peki bu avukatlar
dava bulabiliyorlar mı? Yani bir de işin ekonomik boyutu var. Evet. Yani bir ofis açmakla avukat olunmuyor yani bunu netice itibariyle. Onun içinde bir ekonomi gerekiyor ama işte gittiniz, buldunuz, bir büro açtınız, evet, ama kapınızı çalacak birileri de olmalı ki çark dönebilsin. Birileri de olmayınca ayakta kalabilme adına mesela zaman zaman bazı telefonlar alıyoruz. İşte şöyle bir dava açabilirsiniz, ben size bu konuda yardımcı olabilirim diye. Özellikle bizim sosyal medya paylaşımlarımıza zaman zaman işte evet, hakaret yazan, evet, eleştirirken evet, kantarın topuzunu kaçıranlar evet, oluyor. Mesela arıyor hiç tanımadığımız biri, ben avukat bilmem kim, size bu konuda yardımcı olabilirim, abi, ücret de almadan. Çünkü güveniyor, karşı taraftan alırım diyor evet, avukatlık ücretimi. Evet. Yani bu anlamda mesela eskiden kerli ferli avukatlar vardı Erzurum'da. Avukatlık demek çok saygın bir meslekti. Avukatlık hala öyledir. Saygın evet, bir meslektir evet, ama yani işte bu saygınlığını da bu ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan meslektaşlarınız belki de biraz o anlamda da bir erozyon yaşanıyor mu? Şimdi, neler söylersiniz? Şimdi elbette aslında ekonominin bir kuralı vardır. İlk kurallardan birisi. Arz talep. Kıymet evet, nedretten doğar. Yani evet, bir şey ne kadar azsa o kadar hı-hı, kıymetlidir. Hı-hı. Şimdi sayıyı bu kadar çok artırınca elbette bir aşınma söz konusu. Yani hı-hı, bu genç avukat arkadaşlarımızın elbette bunda bir suçu yok. Yani devlet hukuk fakültesi açıyor. İşte barajı daha aşağılara hı-hı, çekiyor. Ve hukukçuluk hakikaten iyi bir meslek. Cazip bir meslek. İşte düşünün. 17 yaşındaki bir genç için. Heyecan verici. Ya, hakikaten heyecan verici. Giriyor ama orada zaten iyi ölçemediği için staja başladığı anda hakikaten durumu görmeye başlıyor. İşte hakim savcı olmayı istiyorsa ona giriyor. Olamayın avukatlığa dönünce gerçekten yüzleşiyor. Ekonomik boyutu var elbette. Yani bir ofis açmanın, bir personel istihdam etmenin ciddi bir maliyeti var. Yani işte 4 yıl okumuşsunuz, 1 yıl staj yapmışsınız, aileniz sizi finanse etmiş hakikaten zorluklarla. Artık para kazanmaya kazanmanız lazım. Yani böyle bir zorunluluk hissediyorsunuz. Ama öyle kötü bir piyasa var ki yani avukatlığın getirildiği durum yüzünden bu da mümkün olmayınca hakikaten sıkıntılı bir durum, hoş olmayan durumlar ortaya çıkıyor. Bu bizim üzüntü kaynağımız. Yani sonuçta bizde avukatlıkta rütbe yoktur. Yani 40 yıllık bir avukatla 3 günlük kıdemi olan bir avukat arkadaşımız baro açısından aynıdır. Hapları yetkiler açısından da aynıdır. Ama o kıdemi çok yeni olan arkadaşlar bu tür sıkıntılara girince hakikaten biz meslek örgütü olarak da, avukat olarak da İnsan olarak da sıkıntı evet, yaşıyoruz. Yani bu ülkemiz için de sıkıntılı bir durum. O yüzden bizim birinci önceliğimiz hakikaten bu hukuk eğitiminin kaliteli olmasına, bu sayıların sınırlanmasına çalışmak. Şimdi sınav geldi. Hukuk mesleklerine giriş sınavı. Bu birinci yargı paketiyle geldi. Onun görüşmelerinde biz de bulunduk. Yani Barolar Birliği'ni biraz da temsilen biz de bulunduk. İyi bir şeydi ve ideal kararla değil. Bu bir kanun hükmüyle getirildi. Hı hı. 70 almak zorunlu. Hı hı. Yani hakim savcılık sınavına girecekse de, avukatlık stajına başlayacaksa da, hukuk fakültesini bitiren herkes bu sınava girecek ve en az 70 puan alacak. Hı hı. Alamazsa hakimlik savcılık sınavına da başvuramaz. Bakın olamaz değil. Yani hukuk mesleklerine giriş sınavından 70 puan alacak. Hı hı. Ondan sonra hakim savcılık sınavına girecek. Ondan sonra da mülakatına girecek. Hı. Avukatlık bölümünde 70 alacak o sınavdan, sonra staja başlayacak. Hı hı. Dolayısıyla filtreler geliştiriliyor. Yani hem ilk 125 bine üniversite sınavında giremeyenler hukuk fakültesine giremeyecekler. Ona girdikten sonra, bitirdikten sonra hukuk mesleklerine giriş sınavından en az 70 puanı alamayanlar avukatlık stajına başlayamayacak. Dolayısıyla da avukat olamayacak. Evet. Ben mesela filtreler geliştirildi. Bunlar ileriye yönelik önemli adımlar aslında.
daha da geliştirilebilir belki kurumsallık noktasında, evet, ama evet. Bir de mevcutlar var. Mesela bununla ilgili siz baro olarak, barolar birliği olarak daha doğrusu, evet, siz tek başınıza bunları yapabilecek durumda değilsiniz. Evet. Mesela hukuk fakültesi mezunları farklı meslek alanlarına da değerlendirilebilir mi? Mesela kamu kurumlarında işte KPSS ile girip farklı da değer, özellikle bu ekonomik sıkıntıyı yaşayanlar için söylüyorum. Çünkü bu da bir aslında onlar için çıkış yolu. Evet. Neler söylersiniz? Şimdi tabii hukuk fakültesinden mezun olanların hepsi avukat olmuyor. Evet. Avukatlık stajına başlamıyorlar. Hatta bizde staja başlar başlamaz. İşte hakim savcı sınavına gidip hakim savcı olan arkadaşlarımız, hı hı, sayılar çok da az değil. Özellikle Erzurum Barosu açısından. Yani benim başkanlığım döneminde muhtemelen 200 civarında. Biz hakim savcılığa arkadaşlarımızdan, hı hı, gidenler oldu. İşte akademisyen olarak gidenler var. Kurum avukatı olarak gidenler var. Başka meslek dallarını tercih edenler var. Hukuk fakültesini bitirip avukatlık ruhsatı aldığı halde ticaretle uğraşanlar var. Yani hepsi bizde avukat olarak kalmıyorlar. Hı hı. Tabii bununla ilgili şeyler de var. Yani işte icra müdürlüğüne gidenler var. Yazı İşleri Müdürlüğü'ne gidenler var. Bir de özellikle bu hukuk devleti için aslında iyi bir durum. Yani bu bizde adli kolluk olmadığı için yasal olarak. Orada hukuk fakültesi mezunlarından isteyenlerin de bu üst düzey emniyet görevlisi olarak istihdamı konusunda da ciddi çalışmalar var. Ama ne yaparsanız yapın, sayılar bu oldukça hiçbir biçimde çözme şansımız yok. Yani bu sayılar kontrol altına alacağız önce. Ben mesela gazetecilik yapıyorum. Güzel Sanatlar Fakültesi mezunuyum ama bir hukuk eğitimi almayı da çok arzulamış adamlardan biriyim. Bu anlamda işte açık öğretimde meslek yüksekokulu tarzında 2 yıllık adalet okuyup, evet, dikey geçiş sınavıyla, evet, hukuk fakültesine girebilir miyim diye denedim. Tabii o dikey geçiş sınavında 80, Türkçeden 80 net yaptık ama matematikten 5 tane yapabildik. O yüzden takıldık. Ben aslında şunu da istiyorum. Yani insanların üniversiteden mezun olan, hangi bölümden mezun olursa olsun, insanların bir hukuk eğitiminden, evet, de aslında geçmeleri lazım. Eğer de, biz, evet, hukuk eğitimi, hukuk devleti olmak istiyorsak, evet, insanların bu ülkedeki yargı sistemini, en azından sistemi, işleyişi bilmeleri gerekiyor. Anayasayı okuduklarında anlamaları gerekiyor diye düşünenler. Asgari bir ben fikir ben bitirince avukatlık, hakimlik, savcılık da yapma niyetinde değildim. Yine mesleğimi devam ettirecektim ama o hukuk fakültesi mezunu olmayı da cebimize koyacaktık. Şimdi bir de işin o boyutu var aslında bakarsanız. Bunu da önemsiyorum. Yani işte daha henüz hukuk fakültelerinde biz yeterli eğitimi verememişken, evet, nasıl olacak bu iş diye de merak etmiyor değilim. Siz neler söylersiniz bu anlamda? Yani ben zaten sosyal bilimlerin bir bölümünde hukuk dersleri var ağırlıklı, evet, olarak. Yani yeterli değil. De, evet. Hiçbiri yeterli değil aslında. Hı-hı. Yani ta bu bizim okuduğumuz döneminde, öğrenci olduğumuz dönemde de böyleydi. Bize iktisat dersi verilirdi, mali hukuk dersi verilirdi. Yeterli miydi? Değil. Yani çünkü sonuçta hukuk fakültesine bir iktisatçı yetişmiyor. İşte iktisat fakültesinde de bir hukukçu yetiştiriliyor. Evet. Bu, ama, bu noktada şunu da ekleyeyim, bölüyorum, evet, özür dilerim. Mesela 4 yıl hukuk fakülteleri. Az. Bunun, buna işte bir yıl ekleyip belki az, o bir yılı da uzmanlık az, anlamında. Evet. Yani işte biri mali hukukta uzman olarak mezun olsun ve avukatlık yaptığında da mali hukuk davalarına baksın. Veya biri ağır ceza konusunda o bir yılda, evet, özel eğitim alabilsin diye de düşünmüyor değilim. Bu bizim önerilerimiz arasındaydı. Yani, hı-hı, hukuk fakültesinin 5 hatta 6 yıla çıkarılması. Fakat bunu yanlış anladılar. Şimdi İşte hazırlık sınıfları koyuyorlar. Dil hazırlık sınavı. Sınıfı. Ben ondan bahsetmiyorum. Uzmanlık. Dil hazırlık sınıfı. Evet. Bir, ben de buna karşıyım. Hı hı. Yani şimdi hakim, savcı, avukat yetiştiriyorsunuz genel olarak. Hı. Diğerleri de var ama noter var. İşte diğerleri var, noterlik var.
Ya bütün herkese bu hazırlık sınıfında dil öğrenimi şart koşma, yabancı dili öğrenimini. Hı hı. 5 yıl yap, 6 yıl yap. Bu dediğimiz, eksik gördüğümüz, hakikaten hukukçu yanlığı güçlendiren. Dersleri koy ya da daha pekiştir. Yani bu önerilerimiz arasında. Yani şu an aslında fiilen hukuk fakülteleri 5 yıl gibi. Nasıl tıp fakültesi 6 yıl, evet. 4 yıl, evet. Şey, evet. Yani, 2 yıl da hastanede çalışarak uzmanlık, evet, noktasında dersler alıyor. Kesinlikle bu bize göre de, yani bu süre yetersiz, bu süreyi artırmak lazım. Hatta biraz önce uzmanlığa geldiniz. Aslında Türkiye'de de bu branşlaşma, uzmanlaşma alanların önünü açacak değişiklikler yapmak lazım. Yani işte ben avukatım, uygulamayı söylüyorum. İşte icradan anlarız, cezadan anlarız, ticaretten anlarız, her şeyden. Ağır ceza. Yanlış, evet. Yanlış. Yani bunu avukatlığı aslında yeniden tasarlamak lazım. Tam da o noktada yine sizin bence mesleki sorun olarak gördüğünüz, evet, bir başka şey de avukatlık mesleği serbest meslek olarak tanımlanıyor. Evet, evet. Bu anlamda baktığınızda işte görüyoruz Amerikan filmlerinde büyük avukatlık şirketleri, çalışanları, işte şeytanın avukatı Al Pacino mesela, o muhteşem bir yerdi. Evet. Ama Türkiye'de bu tarz kurumsallaşmış yapılar göremiyoruz savunma noktasında. Bunda da bir yeni kurgu gerekiyor mu sizce? Mesela bizim gördüğümüz basit ortaklıklar var. İki avukat işte bir ofiste bir ticari ortaklık yapabiliyor dava noktasında, evet, ama böyle bir kurumsal bir yapı gözlemleyemiyoruz. Yeni bir kurgu gerekir mi mesleğin tanımı noktasında? Gerekir, neticede siz de kamu hizmeti veriyorsunuz aslına bakarsanız. Serbest meslek diye adlandırıyorsunuz, evet, ama, evet, yargının en önemli ayaklarından biri savunma. 3 ayağından, evet, biriyiz. Şimdi avukatlığın aslında savunmanın mimarisi çok iyi düşünülmeli. Çünkü insanların doğrudan özgürlüğüyle ilgili, aslında her şeyiyle ilgili. Tabii. Yani bu dediğiniz o büyük avukat şirketlerini aslında ben şeye benzetiyorum. Bu büyük market zincirleriyle biraz yaygın daha, madde, daha, evet, daha küçük ölçekli marketlerin savaşına benzetiyorum. Evet, evet. Evet, böyle bir mimari geliştirirsiniz. Böyle bir avukatlık mimarisi geliştirirsiniz ama elinizde de patlayabilir. Kaldı ki bizim mevzuatımız da buna müsait değil, ama sadece uygun olmayan mevzuatımız da değil. Yani böyle bir piyasa Türkiye'de mevcut değil. İstanbul'da var, Ankara'da var. Yani bu dediğiniz mimariye uygun büyük avukatlık şirketleri var. Yani hukuk ofisleri var. Var ama yani bu bizim için ne kadar uygun? Doğrusunu isterseniz biz çok emin değiliz. Değişiklik gerekiyor mu? Dokunma gerekiyor mu? Yeni bir mimari gerekiyor mu? Kesinlikle gerekiyor, ama o mimariyi geliştirirken Türkiye'nin özel koşullarını dikkate almadan yapılacak, atılacak her adım yanlış olur. Yani biz o çok büyük tröstlere benzeyen hukuk firmalarına ben şahsen karşıyım. Yani hakikaten onlar milyon dolar cirolar çok, yapan. Çok tabii. Yani bir de o tür firmaların, yani batılı anlamda Amerikan vari o firmaların arkasında zaten hukukçu olmayan sermaye sahipleri de var. Çok karmaşık kuralları olan bir durumla karşılaşırız, altında da kalabiliriz. O yüzden ben o konuda çok temkinli olması gerektiğinden, evet, yanayım. Siz baro başkanlığını yeniden de adaydınız. Adaylığınızı açıklamıştınız. Evet. Tabii seçim olursa bir gün aday olarak çıkacaksınız. Sizin dışınızda 2 isim daha var. 2 arkadaşımız daha aday. Şimdi biraz da baro başkanlığı döneminizde ne yenilikler yaptınız, neler getirdiniz? Çünkü siz ilk aday olduğunuzda da belli bir söylemle gelmiştiniz. Neler söyleyeceksiniz? Sizin başkanlık döneminizi değerlendirdiğinizde biraz onlardan bahsedelim mi? Talat ya, Göğe, evet, bakan nasıl bir baro başkanlığı yaptı? Evet. Buyurun. Ya ben başarılı olduğumu düşünüyorum. Evet. Ama belli ki arkadaşlarımın da çoğunluğu başarılı olduğumu düşünüyor ki. Yeniden aday olmanızı. 3 dönem bir de yani burasını önemsiyorum. Hayatta olan avukatlar içerisinde 3. dönemi gören tek avukatım. Maşallah.
Yani o yüzden arkadaşlarımın da ciddi bir bölümü başarılı olduğumuzu düşünüyor olmalı. Ki teveccüh gösteriyor. Öyle düşünüyorum. Neler yaptık? Ya çok şey yaptık. Yani burada elbette hafızam da izin vermez. Tek tek de sıralamam ama. Böyle birkaç başlık. Yani hakikaten etkin bir kurum haline getirdiğimize inanıyorum. Ayrımcılığı kaldırdığımıza inanıyorum. Eşit, adil bir şekilde bütün avukatlara mesleklerini kolay yapabilmeleri için hizmet götürdüğümüze inanıyoruz. Yani bir baro propagandasına dönüşmesin ama en çok önemsediğim konulardan birisi. Şimdi Dadaşkent, Yıldızkent yolunda hemen Bilkent Lisesi'nin karşısında biraz aşağıda yaklaşık 15 milyon lirayı bulabilecek bir yatırım getirdik. Çok, bir sosyal tesis oluyor orası değil mi? Aslında bölge staj... Hangi amaçla kullanılacak? Biraz eğitim, bilgi verelim seyirciye. Evet, bölge staj eğitim merkezi olarak başladı. 20 bin metrekarelik bir arsa üzerinde. Bölge staj eğitim olarak merkezi olarak başladı. Ama daha sonra Türkiye Barolar Birliği ve Erzurum Barosu sosyal tesisleri olarak projelendirildi. Daha önce aslında biraz otel yapılsa mı yapılmasa mı diye tartışıldı. Baro olarak, baro başkanı olarak ben karşı çıktım buna önce. Çünkü biliyorsunuz otel yapılınca Türkiye Barolar Birliği parayı verecek, bir otel yaptıracak, sonra bir şirkete kiraya verip gidecek. Evet. Dolayısıyla bizim orada tasarruf yetkimiz, hakkımız olmayacak, kullanamayacağız. Biz bunu sosyal tesis olarak değiştirdik. 3 blok halinde yaklaşık 5600 metrekare kapalı alanı olan 3 blokluk bir yapı. Şu an %70'in üzerinde. C blok dediğimiz çok amaçlı bir salonumuz var. Hakikaten her şeyin yapılabileceği, eğitim, konferans, her türlü etkinliğin yapılabileceği, tavan yüksekliği 7,5 metre olan çok ciddi bir C blokumuz bitti. A ve B bloklarının da %80'in üzerinde gerçekleşmesi var. Sanıyorum bu bahara, ilkbaharda teslim alabilecek duruma gelebiliriz bir aksilik olmazsa. Aslında şimdi de bitebilirdi ama bu pandemi koşulları yüzünden bir gecikme yaşandı. Sadece Erzurum Barosu için değil. Yani biz oraya bütün meslekçi eğitimlerimizi oraya taşıyacağız. Staj eğitimlerimizi oraya taşıyacağız. Orada bir kültür sanat merkezi istiyoruz. Kapıları Erzurumlu ya da açık Erzurumlu olacak mı yoksa sadece kesinlikle açık meslektaşlarımız mı faydalanacak? Açık olacak. Yani biz evet Erzurum Barosu'yuz ama Erzurum. Yani sivil toplumun da yararlanabileceği, meslek örgütlerinin de yararlanabileceği çok ciddi bir tesisimiz var. Özellikle C blok olarak adlandırdığımız seminer, konferans, sinema salonu olarak kullanılabilecek. Sizin dalınıza girdiği için söylüyorum. Belki amatör tiyatro sahnesi olarak bile kullanılabilecek tam teknolojik donanımlı bir salondan bahsediyoruz. Fuayesiyle birlikte yaklaşık 1000 metrekareye yakın çok ciddi bir tesis. Bunun bütçesi Barolar Birliği. Bütünü. Çok güzel. Erzurum Barosu'nun içinde bir tek kuruşu yok. Bizim binamız, mevcut binamız büyük oranda. Yani yine ona da Barolar Birliği'nin katkısı var. Şu an en üst kat Barolar Birliği tarafından Faruk Terzioğlu zamanında yaptırılmıştır. Orada bizim paramız yok. Son kat Barolar Birliği'nindir. Ama onun altındaki katlara Barolar Birliği'nin ara ara yaptığı katkıları saymazsak avukatların zorunlu bağışlarıyla yaptırılmış bir binadır. Mevcut binamız. Ama bu binada Erzurum Barosu'nun bir tek kuruşu yok. Bütün harcamalar, her şeyiyle Türkiye Barolar Birliği. Evet. Peki efendim yine izleyici soruları gelmiş. Birisi meslektaşlarınızın katıldıkları mahkemelerde çektikleri sıkıntılar oluyor mu? Mobbing uygulamaları zaman zaman duyuyoruz. Bunlarla ilgili neler yapıyor baro? Buyurun efendim. Şimdi bu tür sorunlar her meslekte vardır. Gibi, elbette evet. Bir yargılama yapılırken, yargılamanın asli üç unsurundan birisi olan savunmayla
diğer makamlar arasında, adliyenin diğer çalışanları, diğer görevliler arasında elbette zaman zaman sorunlar yaşanıyordur. Ama tabii ben iddia ediyorum, bu dönemde bu sorunların en az yaşandığı dönemdir. Bu tür sorunlarda doğrudan sorunun muhatabı olan avukat dışındaki muhataplarıyla doğrudan Adalet Komisyonu ve başsavcılıklarla, gerektiğinde ilgili hakim savcılarla, o iletişim yoluyla veya cezaevleriyle ilgili emniyet müdürlüğüyle, jandarmayla, jandarma alay komutanlığıyla, yani bizim temasta olduğumuz bütün devlet kurumlarıyla hangi alanda sorun çıkarsa çıksın, var o derhal buna müdahale eder. Evet. Bir izleyicimiz, artık programımızın son bölümündeyiz. Ülkemizde hukukun var olduğunu inanıyor mu? Objektif görüşünüzü soruyorum demiş Zeynep Çakıcı adlı izleyicimiz. Elbette hukuk var. Yani hukuk yok dersek çok büyük haksızlık yapmış oluruz. Ama sorunları var mı? Elbette var. Uygulamada ya, problemler yaşanıyor var, kesinlikle mu? Kesinlikle var. Yani hukuk dediğiniz teorik olarak ne kadar iyi mevzuat yaparsanız yapın, bunu sonuçta insanlar uyguluyor. Biraz önce işte İstanbul'daki Ağır Ceza Mahkemesi'nden söz ettik. Anayasa Mahkemesi kararını uygulamadı. Adalet Bakanı da, Meclis Başkanı da bunun uygulanması gerektiğini söylemiş olmasına rağmen, söylemelerine rağmen uygulamadılar. Yani bu anayasada bir eksiklik yok ki. Anayasa diyor ki herkesi bağlar, her kurumu bağlar, her kişiyi bağlar. Ya uygulamadı yani, ama bu sorunlar var mı? Ciddi sorunlar var. Hiç inkar edemeyiz, ama yani bu sorunları tartışırken Türkiye'de hiç hukuk yok demek çok ciddi bir haksızlık olur. Elbette hukuk var. Peki efendim, bu benim sorum olsun. İzleyicilerimizden de çok soru geldi. Birçoğuna zaten program içerisinde Sayın Güve Bakan cevap verdiği için yöneltmek gereği duymadım. Biz haberler yapıyoruz. Evet. İşte izliyoruz. Bir yaşlı adamı darp eden adam, işte kör eden, sakat bırakan, mahkeme karar veriyor, serbest kalıyor, ama artık Türkiye'de sosyal medya diye bir şey var. Evet. Bu görüntüler. Çok ciddi bir soru. Sosyal medyada yayınlanıyor, ertesi gün mahkeme bu sefer tutuklama kararı çıkarıyor serbest bıraktığı adamı. Evet. Yani sanki biraz sosyal medyada vatandaş kimin tutuklanıp kimin serbest bırakılacağına da bir yerde müdahil olmuş gibi oluyor. Kesinlikle. Bunu olumlu buluyor musunuz? Neler söylersiniz? Sistemde mi bir sorun var? Buyurun efendim. Şimdi elbette yani sosyal medya artık çok etkili bir araç. Yani sosyal medya aracılığıyla baro başkanı olarak bizi de çok fazla uyardıkları oluyor. Çok olumlu yararlandığımız uyarılar da var sosyal medyadan. Biz tabii kamuoyunun bu kadar duyarlı, bu kadar tepkili olması bir ülke açısından çok büyük bir şanstır. Ona bir şey demiyorum, ama biraz önce sorunlarımız var dediğimiz noktalardan birisi bu. Elbette sosyal medya önemlidir. Yani medya bir defa sosyal medyada önemlidir. Ama o sosyal medyanın işte baskısı bazen çok fazla abartılıyor ve mahkeme kararlarını, savcılık uygulamalarını da etkileyebilecek düzeye geliyor. Bazen yanlış yönlendirebilecek durumda. Bazen düşünün doğru, ki, bazen yanlış düşünün olabilir. Düşünün ki hiç şikayete bağlı bir suç, şikayet olmadığı halde tutuklamaya sevk edildiğini biliyoruz şüphelinin. Ya tutuklama, yani şikayete bağlı bir suç. Şikayetçi mi? Hayır, değil. Peki niye bu yapılıyor? Veya i̇şte dediğimiz bir hakim, bir savcı bundan etkilenerek karar değiştirmeli mi? Kocaman bir soru işareti bende. Burada sorun nedir? Burada genel olarak bir sorundan söz edilebilir. Bütün kurumların sorunlarından, özel olarak da yargının sorunlarından söz edilir. İşte biraz önce söyledik, güven endeksinin çok aşağılara çekilmiş olması, işte siyasetin belki yargı üzerindeki müdahalesi. Ama neresinden bakarsanız bakın, çok duyarlı, çok tepkili bir kamuoyu, sadece barolar, avukatlar, hakim savcılar, yargı açısından değil, toplum için bir şanstır, devlet için bir şanstır. Ama bunun dozunu iyi ayarlamak lazım. Mesela işte Anayasa Mahkemesi kaldırsın
denilebiliyor mesela. Yani bir siyasi çıkıp bunu söyleyebiliyor. Yine baktığınız zaman, yargının durumuna baktığınız zaman, işte sosyal medyadan etkilenip karar değiştiren bir hakim, savcı görebiliyoruz. Lehte ya da aleyhte, yani çok önemli değil. Yani bu işte yargının bağımsızlığı noktasında yine Türkiye'de sıkıntılar olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye'de zaman zaman yargı reformları da yapıldı. Yapılıyor da. Ama bir türlü bunu bir rayına oturtamıyoruz. Ha, bu sadece bu dönem için de geçerli değil. Yani geçmişten bugüne baktığımızda işte ben ülkücüleri mi alacaktım diyen, tabii ki solcuları aldım diyen Adalet Bakanları da gördük. İşte bugün geldiğimiz noktada bir karar verdiğinde fizana sürülenleri de duyuyoruz. Yani bu HSYK'nın yapısı mı değişmeli, yeni bir yargı reform paketi mi hazırlanmalı, yani yeterince bu paketler tartışılmadan, konuşulmadan, üzerinde çalışılmadan sırf iç siyasete malzeme olsun diye mi çıkıyor? Yani nasıl yapmak lazım? Şimdi bu Hakimler Savcılar Kurulu'ndan önce Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu vardı. Şimdi bunların tamamı ya Cumhurbaşkanı tarafından veyahut da işte bir bölümü de meclis tarafından seçiliyor. Ondan öncekilerde bir bölümü atamayla geliyordu. Bir bölümü daha çok olan bölümü de kürsü hakim ve savcılarının seçimiyle gelebiliyorlardı. O biraz daha buna göre daha sağlıklı bir sistem gibi duruyordu. Hemen ondan önceki sistem de Yargıtay tarafından belirlenen üyelerden oluşan bir Hakimler Savcılar Kurulu vardı. Şimdi o açıdan böyle seçim atanma biçimlerine bakılırsa hep kan kaybetmişiz. Yani çok daha iyi bir sistemden biraz daha iyi bir sisteme, ondan sonra daha kötü bir sisteme. Bana gelen sakıncalı sistem bu sistem. Yani iyileşmek yerine reform ediyoruz diyoruz ama işte sıkıntılar çoğalıyormuş gibi geliyor. En kötü sistem bu sistem, gittikçe kötüye gitti ama bir şeye dikkat etmemiz lazım. Yani bu ülkenin sadece bozulan yargısı değil. Yani diğer kurumlarımız çok sağlıklı işlemezse, burada sadece sağlıklı işleyen bir yargıyı bulamazsınız zaten. Yani hepsi birbirini etkiliyor. Yani devlet işleyişi, yargının işleyişini etkiliyor. İşte bu seçim biçimleri, ama hakikaten bu sisteme biz zaten karşı çıkmıştık. Yani hukuk camiası olarak tamamen siyaset kurumunun etkisi, siyaset kurumunun seçtiği bir yargının üst yapısı sakıncalı bir sistem. Evet, mesela işte Amerika'da bir yargılama sistemi var, görüyoruz zaman zaman. İşte jürili bir sistem var ve enteresan, hiçbir hakim ya da savcı meslekten olabileceğini, işten atılabileceğini ya da sürülebileceğini düşünmüyor. Hatta bazı yargıçlar ölene kadar yargıç olarak kalıyor. Bir kez seçiliyor ve ölene kadar yargıçlık yapıyor. Yani işte bir şeyleri yeniden keşfetmeye gerek yok aslında, uygulanan bir takım modeller var ama onları bize nasıl, niye monte edemiyoruz, niye yapamıyoruz, yani, bu da bizde de var. Siyasetin çözmesi gereken çok önemli bir konu. Kağıt üzerinde bunlar var tabii, yani teorik olarak bizde de bunların uygulamaları var ama şey, teorik olarak, ama uygulamada sorunlarımız aslında var. Çok kadim, köklü bir hukuk geleneğinden çok geliyoruz. Yani baktığımızda adaletiyle dünyaya nam salmış bir milletiz. Yani öyle, ama Batı'yla bunu kıyasladığımızda yani kat edecek daha çok yolumuzun olduğunu biliyoruz. Yani biz Batı'yı böyle işte mümkünlüğü işte Selçuklu'dan, Osmanlı'dan o... Yani bir hukuk geleneğimiz var ama kurumsal olarak çok güçlü değil. Yapıyı oturtamamışız. Evet. Şimdi sadece avukatlık açısından baktığınızda işte Yunan'a götürürsünüz, eski Yunan'a götürürsünüz, Antik Yunan'a gider, Roma'ya götürürsünüz. Roma. Oradan gelen bir yapıdan söz ediyoruz. Yani ben sadece avukatlık anlamında diyoruz. Ama bizde de avukat kavramını kullanmalı kaç yıl oldu. Yani muhami kavramıyla geldiğimiz bir yapı. Yani bu iş için biraz daha almamız gereken yol var. Biraz daha almamız gereken yol var. Düzeltmeye çalışmaktan başka şimdilik yapacak elimizden bir şey gelmiyor. Düzeltmeye çalışacağız. Efendim, peki çok teşekkür ediyoruz. Ben kıymetli teşekkür vaktinizi ediyorum. Ayırdınız, yayınımıza katıldınız. Çok teşekkür ediyorum. Sevdiğim bir kurumda. Son olarak
vermek istediğiniz meslektaşlarınıza özellikle bir mesajınız varsa? Ya meslektaşlarıma söyleyebileceğim, çok çalışacağız, iyi olacağız. Sadece bunu bir avukat olarak mesleğimizi icra etmek anlamında demiyorum. Bu ülkenin hukuku da, demokrasisi de, hak ve özgürlükleri de avukatlar olmadan doğru bir zemine oturmaz. Yani biz evet mesleğimizi yapıyoruz, bu işten geçimimizi de sağlıyoruz. Ama aslında avukatlar aynı zamanda adalet, özgürlük, demokrasi mücadelesinin en önde gidenleridir. İşimizi yaparken ülkemize çok ciddi hizmetler yapabiliriz. İyi olursak daha iyi hizmet ederiz. Efendim çok teşekkür ediyorum bir kez. Ben teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler, benim için son derece keyifli bir sohbet oldu. Umarım siz de benimle aynı keyfi almışsınızdır. Gerçekten önemli konuların aslında üzerinde durduk ama bu bütün sorunları yaklaşık bir saatlik programda konuşmamız çok da mümkün değil. Zaman zaman biz kendisini yine stüdyolarımızda konuk edeceğiz. Daha sormayı düşündüğüm birçok soru vardı ama hepsini yöneltemedim. Ümit ediyoruz, adalet herkese lazım, hukuk herkese lazım. İleri bir gelecekte en azından biz göremesek de çocuklarımız adil bir dünyada yaşayabilirler, adil bir ülkede yaşayabilirler. Efendim ben yeniden görüşünceye dek hepinize mutlu günler, umutlu yarınlar diliyorum. Hoşçakalın.